Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de olasılık konusuna dair sorularımıza ve sorularımızın çözümlerine başlayacağız. İlk sorumuzdan başlayalım gene. Ne demiş arkadaşlar? Birinci soruda olasılık çeşitleri nelerdir? Şimdi biz zaten olasılık konusuna başladığımız zaman bunu görmüştük. İlk olarak olasılık çeşitlerini görmüştük. Ne vardı bizim? İlk olarak teorik olasılıktan bahsetmiştik. Onun ne olduğundan bahsetmiş ve bunun örneklerini yapmıştık. İkinci olarak deneysel olasılıktan bahsetmiştik. Ve üçüncü olarak da arkadaşlar öznel yani kişisel olasılıktan bahsetmiştik. Teorik olasılık neydi? Bir olay gerçekleşmeden ortaya çıkabilecek sonuçlar olduğu zaman bu bize teorik olasılığını veriyordu. Bir olayı gerçekleştirdiğimizde yani bir deneyi gerçekleştirerek bu deneyin sonuçlarına bağlı olarak bir olasılıktan bahsediyorsak da bu deneysel olasılıktı. Öznel olasılık da kişiye göre değişen olasılıktı. Atıyorum ben bir para attığım zaman hani yazı gelme olasılığıyla başkasının para attığı zaman hani 3 tane para olsun mesela. Yazı gelme olasılığı tabii ki değişecekti. Bundan da bahsettiğimiz zaman elbette ki öznel olasılığa giriyordu. Yani kısacası birinci sorumuzun cevabı olasılık çeşitleri. İlk olarak teorik olasılık, daha sonra deneysel olasılık ve üçüncü olarak da öznel yani kişisel olasılık olarak 3 gruba ayrılmıştır. Birinci sorudan bu şekilde bahsettiğimize göre devam edelim isterseniz. Bakın gördüğümüz gibi arkadaşlar ikinci sorudan devam edebiliriz şimdi. Baktığımız zaman ikinci soruya hemen görelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi ilk şıkta ne verilmiş bize? Biz her zaman olasılıktan bahsettiğimizde ne diyorduk? Bir olayın olma olasılığı ve olmama olasılığını topladığımız zaman bu her zaman bize arkadaşlar 1'i veriyordu. Bunu zaten biliyoruz. O halde A şıkkında verilen yani bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir cümlesi elbette ki doğrudur. İkinci şıkka baktığımız zaman öznel olasılık kişiden kişiye göre değişir diyor. Adı üstünde zaten biz öznel olasılıktan bahsettiğimizde neydi bu? Elbette ki kişisel olasılığa denk geliyordu. Yani kişiden kişiye göre değişen olasılıktı. O halde ikinci şıkta verilen de elbette ki doğrudur. Üçe baktığımız zaman deneysel olasılık ile teorik olasılık birbirine eşit olabilir. Elbette ki teorik olasılık neydi? Bir deney gerçekleşmeden ortaya çıkabilecek sonuçlardı. Yani ihtimali olan sonuçlardı. Deneysel olasılık da zaten bir deneye bağlı kalarak elde edilen sonuçlardı. Elbette ki arkadaşlar birbirine eşit olabilirdi. Bunu zaten dersimizde de söylemiştik. Dördüncü şıkka baktığımızda da deney sayısı arttıkça deneysel olasılık değeri teorik olasılık değerine yaklaşır. Elbette ki ben ne kadar deney sayısını arttırırsam sonuçlarıma gerçek sonuçları yani teorik sonuçları o kadar çok ulaşabilirdim. O kadar çabuk ulaşabilirdim. O halde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü şıkta verilen cümleler arkadaşlar elbette ki ifadeler doğrudur. İkinci soruyu da bu şekilde hallettiğimize göre devam edebiliriz isterseniz. Ne verilmiş? Aşağıda verilen deneme sayılarının hangisi kullanılırsa teorik olasılığa yakın bir değer elde edilir. Şimdi ikinci soruda biz zaten ne gördük? Deney sayısı arttıkça dedik sonuçlar teorik olasılığa yakınlaşır dedik. O zaman ben çok fazla deneme yapmalıyım ki çok fazla deney yapmalıyım ki teorik sonuca ulaşabileyim. Teorik olasılığa daha doğrusu yakın bir sonuç elde edebileyim. O zaman baktığımızda arkadaşlar elbette ki D şıkkında verilen 100 şeklinde deneme sayısı yaparsam yani 100 tane deneme yaparsam ben sonucum elbette ki teorik olasılığa daha yakın olacaktır. Yani 3. sorumuzun cevabı da elbette ki D şıkkı olacaktır. Bunu da söylediğimize göre 4. sorudan devam edebiliriz şimdi. Ne demiş? Emre, Eren, Burak ve Mert'ten bahsetmiş. Yukarıda öğrencilerin parayı aynı sayıda, bakın ne diyor? Aynı sayıda atarak yazı gelmesini gözlemlediği öznel olasılık değerleri verilmiştir. Buna göre bir öğrenci parayı en az kaç kez atıp gözlem yapmıştır? Baktığımız zaman Emre'ye demek ki çeşitli sadeleştirmeler yapmışım ki ben 10 tane attığında hani 6'sı demek ki hani atıyorum mesela yazı gelsin. Eren'den bahsettiğimizde 15 kere 60 ki 3'ü yazı gelmiş. Hani Burak mesela 6 kere 60 ki 2 gelmiş. Mert de 30 kere 60 ki 7 gelmiş. Bu şekilde yorum yapıyorduk. Fakat bana ne diyor? Parayı aynı sayıda atarak diyor. O zaman ben neyi bulmalıyım? Emre'nin normalde bakın buradaki ifadelere baktığım zaman 10 kez attığını düşünüyorum parayı. Eren'e baktığımda 15 kere attığını düşünüyorum. Burak'a baktığımda 6 kere atmıştır. Mert'e baktığımda da 30 kez atmıştır diyorum.
Fakat bana tekrarlıyorum, ne demiş? Paraya aynı sayıda attığından bahsetmiş. O halde benim bunlardan neyini bulmam lazım arkadaşlar? Elbette ki hepsinin deney sayısının neyini? Ekokunu, yani en küçük ortak katını bulmam lazım. Geliyorum, ona baktığım zaman çarpanlarını ayırıyorum. 2, 5'e böldüğümde 5 ve 5'e böldüm 1. 15'e baktığım zaman 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 6'ya baktığımız zaman 2'ye bölündü ve 3'e bölündü. 30'a baktığımızda da 3'e böldüm 10, 2'ye böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Neydi arkadaşlar en küçük ortak kat? Elbette ki neydi? Bütün sayıları alıyordum ben. Bakın 2'den en fazla zaten bir tane var. 2'yi aldım. Çarpı dedim. 3'ten en fazla bir tane var aldım. 5'ten en fazla bir tane var aldım. O zaman ne oldu bakın? Daha farklı sayımda olmadığı için ben ekoku elbette ki 30 bulurum. Yani arkadaşlar bu 3 öğrenci de aynı sayıda attığına göre bu parayı, demek ki 30 kez deney yapmış ki çeşitli sayılara ulaşmış. Kısacası bizim sorumuzun cevabı 30 olacaktır. 4. sorudan da bu şekilde bahsettik. 5. soruya baktığımızda yanda bir zarı atma deneyinde hangi sayıların edildiği gözlenmektedir? Buna göre zarın 6 gelmesinin deneysel olasılığını bulunuz. Deneysel olasılık neydi? Ne gelmesi isteniyorsa onu yapıyorduk ve kaç tane deney gelmişse ona bölüyorduk. Bakıyorum peki, benden 6 gelmesi istenmiş. Öncelikle geliyorum, olasılığın temel kuralı neydi? İstenen bölü örnek uzay diyordum. Kısaca yazdığımız zaman pekala 6 gelmesi isteniyormuş. Baktığım zaman deney sayıma kaçında 6 gelmiş arkadaşlar? 3'ünde 6 gelmiş. O zaman istenen kısmını 3 yazabiliyorum. Pekala benim örnek uzayım ne bu soruda? Deneysel olasılıktan bahsettiği için normal örnek uzaydan bağımsız tutuyoruz. Benim bu sorudaki örnek uzayım kaç tane deneyim varsa, kaç tane deney atışı yapmışsam o olacaktır. 6 kere atış gerçekleştirmişim. O zaman örnek uzayım 6 olacaktır. 3 bölü 6'yı da sadeleştirdiğim zaman elbette ki 1 bölü 2'ye ulaşırım. Yani bizim 5. sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olacaktır.